İzmit'e hakim olan bir noktada ziyaretçilerini karşılar Kasr-ı Hümayun. Bu gösterişli yapı aslında bir av köşkü olarak inşa edilmiştir. İlk köşk 4. Murat döneminde ahşap olarak inşa edilir. Ama sonraki yıllarda deprem, yangın gibi afetler neticesinde zarar gören köşk tekrardan yapılmıştır. Son halini Sultan Abdülaziz döneminde alan bu köşk, Osmanlı'nın son dönemlerine şahitlik etmekle kalmamıştır. Aynı zamanda Cumhuriyet'in ilk kuruluş fikri de bu köşkle dile getirilmiştir. Yarım asra aşan hayatında Mustafa Kemal Atatürk'ün yolu Kocaeli-İzmit'ten 52 kez geçmiştir. Atatürk'ün 5. kez İzmit'e yolu düştüğünde bu ülkenin kaderi toptan değişmişti. Büyük zaferin kazanılmasından sonra 16 Ocak 1923'te Kocaeli'ye gelen Atatürk, İzmit'teki kasr Hümayun'da bir basın toplantısı düzenledi. Atatürk'ün 35 gün süren yurt gezisinin ilk parçası olan İzmit basın toplantısı, Cumhuriyet'in ilan edileceğinin ilk müjdesini vermesi açısından da ayrı bir öneme sahiptir. Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin İstanbul temsilcisi Doktor Adnan Adıvar ve eşi Halide Edip Adıvar aracılığıyla İstanbul kökenli gazetelerin yazarları İzmit'e davet edilmiştir. Basın toplantısına katılan gazeteciler arasında vakit yazarı Ahmet Emin Yalman, Tevhid-i Efkar baş yazarı Velid Ebu Ziya, İleri baş yazarı Supi Nuri İleri, İktam yazarı Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Tanin yazarı İsmail Müştak Mayokan, Akşam yazarı Falih Rıfkı Atay ve Yeni Gün Baş yazarı Yunus Nadi Abaloğlu da vardır. Kasr-ı Hümayun'un alt katındaki büyük salonda saat 21.30'da başlayan ve yaklaşık 6 saat süren toplantıda Atatürk, gazetecilerden aldığı sorulara göre konuşacağı konu başlıklarını belirlemiştir. Toplantıda Misaki Milli'ye göre Batı Trakya'nın konumu, Barış ve Lozan Konferansı, Hükümet merkezinin neresi olacağı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç yapısı ve işleyişi, kadınların milletvekili olup olamayacakları, nüfus ve göç sorunlarıyla Türk dış politikası gibi konuların üzerinde durulmuştur. 2007 yılında restore edilerek ziyarete açılan köşk bu tarihi günü unutturmamak için yeniden düzenlenmiştir. Köşkte Atatürk'ün Savarona gemisinde kullandığı sehpa ve telefonu abajuru, deriden yapılmış dinlenme koltuğu, satranç masası gibi eşyaları yer almaktadır. Ayrıca Atatürk'ün ilk basın toplantısının yapıldığı, basın mensuplarının isimlerinin bulunduğu temsili toplantı masası da müzede bulunmaktadır.